11. sınıf öğrenciler, herkese merhabalar. Çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. İmam Hatip 11. sınıf Arapça dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 1. soruyla başlayalım. Aşağıdaki metni tercüme ediniz. Arkadaşlar burada bir metin var. Bu metin kitaptan alıntıdır. Bilginiz olsun. Daha önce de sınavlarda çıkmış. Muhtemel çıkabilir veya bir benzeri. İnnel Kur'anel Kerime, muhakkak ki Kur'an-ı Kerim Kitabullah, Allah'ın kitabıdır. Buraya tercümesi var arkadaşlar. Nezele bihi Cibril Emin. Cibril Aleyhisselam indirdi. Alen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Alen Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdi. Nezelel Kur'anı. Burada da arkadaşlar tercümesi var. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize indirdi. Nezelel Kur'ane, Kur'anu, Kur'an-ı Kerim indi. Müferrakan, parça parça, merhale merhale, peyderpey. 23 amen, 23 senede nasıl indi? Hasebe zuruf, durumlara göre, vel ahdaf, olaylara ve durumlara göre 23 senede Kur'an-ı Kerim parça parça, peyderpey indi. Buraya kadar arkadaşlar peyderpey indi. Şu ilk iki satır bir de çeyrek satır diyelim. Buranın tercümesi şu yukarıya ait. Şimdi buraya geldik. O da şuradan başlıyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle aşağı indirelim. Şimdi buradan başladık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakra'ul ayâtil Kur'aniyete Kur'an ayetlerini okuyordu. Kâne'di. Ale-sahabeti ashab-ı kiram okuyordu. Ve yatlubu minhum hifzaha ve o eshab-ı kiramdan onun ezberlemelerini istiyordu. İşte burası arkadaşlar. Şu noktaya kadar olan yer. Bu bir satırın tercümesi. Şimdi fi ahdi Ebi Bekir es-Sıddık, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh döneminde burada hilafe diye geçmişti hatırlarsanız kitapta. Burada ahd kelimesi alınmış. Hilaf olmuş o sene ne olurdu? Hazreti Ömer Efendimiz halifeliğinde olurdu. Burada ahd kelimesi geçtiği için döneminde diyoruz. Cumi'al Kur'anu fi mushaf. Kur'an-ı Kerim bir mushafta, bir kitap olarak tek bütün parçaları yani sayfaları bir mushafta toplandı. Mushaf olarak veya toplandı. Evet arkadaşlar bu buranın tercümesini bu şekilde yaptık. Bu da daha önce sınavlarda çıkmış. Biz de bu şekilde sizler için tercüme ettik kolay olsun diye. Yani şu an sınavlara hazırlanıyoruz. 11. sınıf Arapça 1. dönem 1. yazılı soruları. İkinci soruya geldiğimiz zaman yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Fi kem sene nezelel Kur'an? Kur'an-ı Kerim kaç senede indi? Şurada arkadaşlar 23 senede. O zaman nezelel Kur'an müferrakan hilale 23 amen, 23 senede peyderpey, merhale merhale, aşama aşama indi veya parça parça. Fi ahdi men, kim döneminde, buraya dikkat edelim. Fi ahdi men, kim döneminde cumia toplandı. El Kur'an, Kur'an-ı Kerim kim döneminde toplandı? Kim döneminde toplandı arkadaşlar? Ebu Bekir Sıddık. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hulefai Raşidin'in birincisi döneminde ne yaptı? Toplandı. İkinci soru da bu şekilde. Üçüncü soru arkadaşlar 707. videoyu hazırlıyoruz şu an sizlerle beraber. YouTube kanalımda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar İmam Hatip Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi mevcut. 8 sınıf var. Her kitap, her sınıfın kitabı 6 ünite, toplamda 48 ünite olarak tercümesi kanalımda var. Oynatma listelerinden her sınıfın 5. sınıf Arapça ders kitabı tercüme, 6. sınıf diye bu şekilde arkadaşlar hepsi var. Bilginiz olsun. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez arasından kelimelerden uygun olanı yerleştiriniz. Şimdi şurada boşluklar var arkadaşlar. Bunları buraya ne yapacağız? Getireceğiz. Kâne. Tullâb, tullâb, tullâb. Üç tane tullâb var arkadaşlar. Ama Kâne ismini raf, haberini raf edeceği için burada raf olan merfu işte bu. Bunu getireceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Kâne tullâbu
Mutaakhirine el-yevm. Öğrenciler bugün geç kalıyorlardı. Kâne'nin ismi et-tullâb. Mutaakhirine de haberi. İsmini raf haberini nasb etmiş. Asbahat telavvuthu. Telavvuth bu da kâne gibi arkadaşlar. İsmini raf haberini nasb eder. Telavvuth yani kirlilik olduğu. Haber isim burada arkadaşlar. Yukarıda yoktu burada var. İsim ne oldu? Raf oldu. Haber ne olacak? Nasb olacak. Burada nasb bir kelime bulacağız. Müşkileten. O zaman birinci müşkileyi buraya koyduğumuz zaman hava kirliliği çok büyük bir sorun oldu manasında. Leyset asiraten. Yine burada da haber var. Nasb olmuş. İsim raf olacak. Bakalım raf burada arkadaşlar. Bu mesela mecrur, bu mensup, bu merfu, raf olmuş. Yani damme öyle diyelim. Leyset el mesafetu kasiraten. Mesafe kısa değildi manasında. Evet arkadaşlar devam ediyoruz soruları çözmeye. Beşinci soru kânenin mazi çekimini yapınız. Müfret, müthenna, cemi, tekil, ikil ve çoğul. Şurası arkadaşlar buraya yazamadım programdan dolayı. Müdekker, müennes, müzekker, müennes. Gâib, gâibe, muhatap, muhataba. Yani müzekker ve gâib, müennes ve gâibe, müzekker ve muhatap, müennes ve muhataba. Kâne, kâna, kânû, kânet, kâneta, künne. Künte, küntüma, küntüm. Kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. 14 sıra olacak. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Kuntu, ben, kunna, biz. Olduk veya idik. Biz olduk veya idik veya ben oldum veya idim. Şurada mesela ne manasına geldi? İdi. Kânet tullâ ve öğrenciler idi. Nedir idi? Mütahhirîn el-yevm. Bugün geç kalıyorlardı manasında. Evet arkadaşlar, aşağıdaki cümlede boş bırakan yine parantez içinde kelimeler uygun olanı yerleştiriniz. Hicretün el-hicre hicrete. Şimdi la hicrete ba'del fethi. Evet, cinsinin nefi için olanla arkadaşlar hicret yoktur, nefi ediyor. Yani menfilik yani olumsuzluk manası var. Onun için burada arkadaşlar bu kelimeyi alıyoruz. Lam-ı tarifleri almıyoruz. Yanlış olmasın. Şöyle yapalım. Allah. La hicrete ba'del fethi. Fetihten sonra hicret yok. Bu hadis-i şerif. Ondan sonra fissaffi yani sınıfta öğrenciler yok demek için arkadaşlar ismini nasb ediyordu. Burada bakıyoruz. Talibatin talibate talibatun talibate nasb gibi görünüyor ama aslında o değil. Bu cem-i müennes mükesser olan arkadaşlar haleti nasbı ve cerri bu şekilde gelir. Talibati veya talibatin diye. O zaman bu kelimeyi alıyoruz. La talibati fi saffi. Sınıfta öğrenciler yok. Bunu biliyoruz. Her zaman için duyuyoruz. La rahate fi dünya. Dünyada rahat yok. Evet arkadaşlar bunlar da bu şekildeydi. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi burada ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin başına inne getirerek cümleyi yeniden yazınız. Burayı görmeyin arkadaşlar. Burayı şöyle yapalım bir önce. Evet. Huve sa'id, hunne sa'idat, ente faize, enti olur. Orada bir irapta hata olmuş. Ente faiz olması lazım. Faize, tün, müennes. Nahnu nacihun. Şimdi burada inni getirildiği zaman arkadaşlar buradaki zamirler kalkar. Nasıl olur? Mesela hu diyoruz, o diyoruz değil mi? İnnehu olur. İnnehu sa'id. O sa'id. İşte huve sa'id. O mutlu. İnnehu sa'id. Muhakkak o mutlu. Hemen hemen aynı mana. O zaman burayı kaldırdık. Böyle oldu. Hünne sa'idat. Hünne saidat. Dikkat edelim arkadaşlar. Hünne saidun veya suada dememiş. Neden? Hünne, huve, hiye, huma, hum, hünne. Cemî müennes,
gâibe. Onun için hünne saidatun denmiş. Bu da müennes, cemi müennes gâibeyi ifade ediyor. Şimdi o zaman inne getireceğiz. Bu kolay. Başına inne getirdik ne olur arkadaşlar? Bakalım. Göremedik. İnnehunne saidat. Şuraya ye'yi unutmuşum arkadaşlar. İki tane sin olmuş. Saidat. Şurası doğru. Takılmayalım. Evet. Ente faiz. Enti faizetün. Sen başarılısın. Demek için. Evet. Enti dememiz lazım. Faizetün müennes olduğu için. Ya da ente dersek faizün dememiz lazım. Şimdi önemli olan bizim burada inneyi nasıl getirmemiz? Muhatap karşımızda sen ifadesi olacak. O zaman inneyi getireceğiz. Enteyi kaldıracağız. Ne diyeceğiz? Ke diyeceğiz. İnneke, pardon, inneki faizetün. Bu şekilde arkadaşlar. Nahnu nacihun. Ne olur arkadaşlar bu? Bu da kolay. İnnena nacihun. Muhakkak biz başarılılarız. Başarılı olan kimseleriz manasında. Evet arkadaşlar, 7 soruyu böylelikle ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Yorum yapmayı, beğenide bulunmayı, arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Fi emanillah.